بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Köpçülük kişiler İslam şeriatı da kişilerge buyurulgan taat ibadetlerine, kılınadigan amellerine ağır maşakkat kabı kabul kıladılar. Elbette bu düşünce mutlaka doğru düşüncedir. Aks halde İslam dini asallik dini bulup kişiye daima yengil, kişinin iki dünya saadeti için kerek bulgen ve faydalı bulgen amellerini amel kılgen buyurgendir. Bana bu narsani her bir insan doğru düşünüp olmağı zarur, lazım ve labuddur. İslam dini asallik dini ekenliğe, kişiye bedbahtlik ve ağırlıkını keltirmesliğe, belki yengillik ve saadetini keltirişi hakkıdaki malumatlar Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifleri de keng yoritilgandir. Allah Subhanahu ve Teala Taha Suresi'de merhamet kılıp etedi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha, ma enzelna aleykel Kur'ana litesqa. Bu ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Teala Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap kılıp etmekte ki, biz senga Kur'an'ı bedbaht bo'lishing, shaqiy bo'lishing uchun nozil qilganimiz yo'q. Demak, Alloh taolo bedbaht bo'lish uchun nozil qilganligini inkor qilsa, nafi qilsa, uni aksi baxtli bo'lish uchun nozil qilganligi kelib chiqadi. Demak, Qur'on insonlarni baxtli, saadetli kılıç için Allah Subhanahu ve Teala tamamen nazil kılıngan ilahi kitab eken. Kur'an'ı okuş, onge amel kılıç hiç kaçan kişiye bedbahtlik kirtirmez eken, bu ham ülken bir ilahi hakikat. Bunu ham bilip koyuşumuz lazım. Allah Subhanahu ve Teala Bakara suresinde merhamet kılıp etedi ki, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله sizlerge yengillikni irade kıladır ve Allah sizlerge kıyillikni hohlamaydı, irade kılmaydı. Allah Subhanahu ve Teala insanga buyurgan barcha taatlarida itaat kılış, ibadet kılış manaları da yengillik tarafını olgan. Kişilerini kıyneş, meşakkatka koyuş tarafını hiç kaçan olmagandır. Şunun için barça İslami ibadetlerini, ilahi fermanlarını, İslam'daki barını başka dinlerde, başka felsefe tüzümlerdeki tekliflerge soruşturup görgenimizde elbette İslami ibadetler, taatler nihayette yengil ve insan için asan boladigan halette cari kılıngeligini görüp olamaz. Lekin şu bilen birge bazı bir adamlar özler ise ilahi körsetmelerden çıkan halleri de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine ergeşmegen halleri de özlerine kıyın bir nerselerini uzları cari kıvalış haletleri var. Bu kadimde hem bulgen, lekin bu nerseni Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam uzları eşitişleri bilen tezde düzeltişki ötkerler. Bana İmam-ı Bukhari ve İmam-ı Müslümler rivayet kılgen meşhur bir hadis var. Bu hadis Anas radıyallahu anhudan rivayet kılınadı. قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم
فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. Üç kişi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın azvacı mutahharatlarının üyelerine gelip Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ibadetleri hakkında söylediler. Bunlarla o şey hakkında haber verirken de huddu bu eşitken narsalarını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadetlerini onlar özlerice az bildiler. Ve ettiler ki biz kayırdayız, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kayırdalar. O kişinin aldığı keyingi barcha günahları mağfiret kılıngan deyişti. Keyin onlardan biri etti ki amma men endi kesesi bilen namaz okup çıkamam. Yine başka birileri ettiler ki men endi ebedil abad kündüzlerini roza tutup otkızamam. Ağzım açık bulmaydı. Üçüncüleri etti ki, ben ayarlara yakınlaşmayayım, ben uylanmazdan otamayayım. Ebedi uylanmayayım ben dedi. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhilerini aldığı kelime ettiler ki, sizler şunda şunda dediniz mi? Ama Allah'a kasam ki, men elbette sizlerin içinizde Allah'dan en çok korkadığınız ben. Ve Allah'a en çok takva kıladığınız ben. Lekin ben gözü hem tutamam, ağzım hem açık buladı. Namaz hem okuyman, okuyman hem. Ve ayarlarla uylanamam hem. Kim ki beni sünnetimden yüz okursa, benden emez dur, dediler. Bana bana şu yerde mezkur üç sahabi, uzlarıca Allah görsetken eden, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bayan kılıp bergen eden taşkarı, birileri kesesimden namaz oku, birileri kündüzümden roze tutup, yine birileri aileden vazgeçip, ibadet kılıp Allah'a kurbet hasır kılmakçı buldular. Bu işini natoriliğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özleri bayan kılıp, özlerinin hallerini o kişilerine düşündürdüler. Hakikaten kişilerin içinde en takvadarı şu zat, Allah'tan en korkadığın zat Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, onlar vakti kegende okuleydiler, vakti kegende namaz okuydular, vakti kegende roze tutadılar, vakti kegende ağızları asu buladılar ve şu mülemmirge ayarlarga üylenip aile kurgarlar. Bana şu o kişinin sünneti, bu zatın sünneti de bulmadan adam demek o kişiye ümmet buluşge umut kılmasdaki kereyip olaydı. Bana şu manada hemeniz doğru düşünmemiz Allah Teala siz bilen bizge asallikini ravah kurgandan keyin ana şu ilahi kürsetmede yürüyüşe hareket kılmamız lazım buladı. Allah Teala barçamızını özü hidayetke başlayan borsa. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayr halkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, siz bilen biz itikad ve amel kılıp kedeyatken İslam dinimiz yahşilik dini bulup, siz bilen biz mumun musulman bandalarını daima yahşilik kılışke ve yahşilikke kişilerini undaşke delalet kılışke amir kıladı. Hoşunlukla dinimiz yomonlikdan o'zimizni qaytarish bilan birga boshqalarini ham yomonlikdan qaytarib, ana shu yomonlikka dalolat qiluvchilardan bo'lmaslikka targ'ib qiladi. Mana bu yerda
Fakat yaxshilik qilish bilan chegaralanib qolmay, yaxshilikka dalolat qiluvchi ham bo'lishimiz kerakligini tushunib olamiz. Shuningdek, yomonlikdan chetlanuvchi kishilar bo'libgina qolmasdan, kishilarni yomonlikdan chetlanishga dalolat qiluvchi kishilar ham bo'lib qolishimiz kerak bo'ladi. Bu ma'no Alloh subhanahu va taoloning kitobida ham, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning hadis shariflarida ham keng yoritilgandir. Alloh subhanahu va taolo Maida surasida marhamat qilib aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولا تعاونوا على البر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان." Ya'ni xitob bu yerda siz bilan biz mu'min musulmonlarga qaratilgan. Alloh taolo aytadiki, yaxshilik va taqvo yo'lida o'zaro hamkorlik qiling. Gunoh va düşmanlik yo'lida o'zaro hamkorlik qilmang deydi Alloh subhanahu va taolo. Demak, bizning hamkorligimiz birovlarga dalolat qilishimiz ham yaxshilik va taqvo yo'lida bo'lish kerak va o'zimiz gunoh va düşmanlik yo'lidan qochganimiz kabi boshqalarni ham gunoh va düşmanlik yo'lidan chetda bo'lishga dalolat qilishimiz lozim bo'ladi. امام مسلم ابي مسعود عقبه بن عمرو رضي الله عنه دان قلغان روايته پیغمبرimiz محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم مرحمت قلب айтадылар ки من دل على خير فله مثل اجر فاعله كم бировни бир яхшиликка далолат қилса ўша далолат қилувчига u yaxshilikning qiluvchi kishiga berilgan ajr mislicha ajr beriladi. Demak, bir yaxshilikni qilishda olgan savob bilan o'sha yaxshilikka dalolat qilishda olgan savob tengma-teng ekan. Shuning uchun imkoni bor kishilar, qo'lidan kelgan kishilar, bilimli insonlar kishilarni doimo yaxshilikka dalolat qilib borishlari kerak. Ana shunda ular yaxshilik qilib savob olgan odam qancha savobni olsa, ularni dalolat qilganligi uchun ham shuncha savobga noil bo'ladi. Yana imomi Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilarki, من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا فغمرمس айтадылар ки ким бир хидоятга тўғри йўлга da'vat qilgan bo'lsa, chaqirgan bo'lsa, o'shanga ergashgan kishilar qancha ajrlarni olgan bo'lsa, shuncha ajr dalolat qilgan kishiga ham erishtiradi. Shu bilan birga amal qilganlarning ajridan hech narsa kamib qolmaydi. Amal qilganlarga o'zini ajri o'z o'rnida to'la-to'kis berilaveradi. Lekin dalolat qilganga ham o'shalarni ajri charik ajr beriladi. Va aksincha, kim bir zalolatga, noto'g'ri yo'lga da'vat qilsa, chaqirsa, unga o'shanga ergashib amal qilganlarga qanchalik gunoh bo'lsa, bunga ham o'shuncha gunoh bo'ladi, ammo amal qilganlarning gunohidan kamib qolmaydi. Amal qilganlar qilgan amallariga yarasha gunohni o'zlariga olaveradi. Lekin ularga yo'l ko'rsatgan buzg'unchi odam ham ular olgan gunohni o'ziga olaveradi. Ana o'sha ma'noni yaxshi tushunib olmog'imiz lozim bo'ladi. Qo'limizdan kelganicha yaxshi amallarni qilish bilan birga boshqa kishilarni ham
yaxshi amalga chaqirishga odatlanishimiz kerak. Chunki o'sha odamlar mazkur yaxshilikni qilib, o'ziga, jamiyatiga, xalqiga, yaqin kishilariga foyda yetkazish bilan birga Alloh taolo tomonidan savob ham oladi. Ana ularni shu yaxshi yo'lga yo'llab qo'ygan kishi ham ularni ajrichalik ajrga ega bo'ladi. Mana shundan mu'min musulmon odam umidvor bo'lishi kerak. Inchunin o'zimiz bir yomon ishlardan, gunoh ishlardan qaytishimiz bilan birga boshqalarni ham o'sha yomon ishlardan, gunoh ishlardan qaytarib bormog'imiz burchimizdir. Agar o'shalar o'sha gunoh ishlarni mabodo qiladigan bo'lsalar, Xudo saqlasin, o'sha gunohga undagan odamni o'zi ham ularni gunohcha gunohni oladi. Endi qaytarganda esa, demak, ularga qilgan yaxshi ko'rsatmasi uchun qaytargan odam katta bir savoblarni olgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchamizni doimo yaxshi ishlarni qilib, yaxshi ishlarga dalolat qilib yuradigan bandalaridan qilgan bo'lsin. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala khayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, islom dini barcha mavjudotga, barcha mahluqotga, barcha insoniyatga yaxshilik qilishga targ'ib qilish bilan birga ba'zi bir toifadagi insonlarga yaxshilik qilishni alohida va qayta-qayta ta'kidlab kelgan. Bu ma'nolar Islomning muqaddas kitobi Qur'oni Karimda va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hadisi shariflarida ham o'z o'rnini topgandir. Binobarin Alloh subhanahu va taolo siz bilan biz mu'min musulmonlardan imkoni bor kishilarni yetim yesirlarga, faqir miskinlarga yaxshilik qilishga qayta-qayta amr etadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ deb amr qilgan. Ya'ni ki, yetimga qahr ko'rsatma va miskinni jerkib tashlama. Yetimni demak, rioyasini qilish kerak, unga yaxshiliklar qilish kerak, unga kuch ishlatish, qahr ko'rsatish, molini tortib olish yoki boshqa holatlarga o'tmaslik kerak. Shuningdek, miskin, faqir, bechoralarni jerkamasdan, turmasdan, ularga muloyim muomalalar qilib, ehtirom qilib, qo'lidan kelgan yordamlarni berib bormoqni Qur'oni Karim va Sunnatul Nabaviyya siz bilan bizga qattiq tayinlab aytadi. Xo'p, endi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ushbu boradagi hadisi shariflariga nazar soladigan bo'lsak, buyuk vatandoshimiz Imom Buxoriy sahobalardan Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ana va kafilul yatim fil jannati hakaza degan ekanlar va ko'rsatkich barmoqlari bilan o'rta barmoqlarini birga qilib turib ko'rsatib ham qo'ygan ekanlar. Ya'ni men bilan yetimni o'z kafolatiga olgan inson qiyomat kunida mana bundoqdir, ya'ni birgadir deb ko'rsatkich barmoqlari bilan o'rta barmoqlarini birlashtirib ko'rsatib qo'ygan ekanlar. Ya'ni yetimni kafolatini olgan inson qiyomat kunida payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bilan birga bo'lar ekanlar.
Ana şu mananı yaxşı düşüngen halde yetimlerine riayasını kılış, onlarını kefaletke alışke hareket kılmağınık lazım buladı. Ve bu işini yolga koyuş için her bir mumun Müslüman kolidan kegen hareketini kılsa ülken acir sevaplarına ege buladı. Şunindek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem miskillerge, fakir kişilerge, iqtisadi manada qiylanib qolgan adamlarga yardım berişini hem ko'p targ'ib qilganlar. Bu boradagi kelgan hadisler nihoyatda ko'p, lekin vaqtimizning qisqaligini e'tiborga olgan holda siz bilan biz o'sha hadislardan bir donasini o'rganib chiqamiz. İmam Buhari ve İmam Müslim rahmetullahi aleyhimalar rivayet kılgan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayet Ebu Hureyre radıyallahu anhudan kılınladı. Peygamberimiz etediler ki Es-sa'i alel ermeleti vel miskini kel mücahidi fi sebilillahi ve ahsabuhu kal ve kel qaimi lezi la yeftar وَكَسَّائِمِ الَّذ۪ي لَا يُفْتِرْ Hop, biva ayarlarının hizmeti de hareket kılıp yürgen insan. Miskillerde yardan biriş için hareket kılıp yürgen insan, Allah'ın yolu da cihat kılıp yürgen insan kebidir. Yani o şey uluğ işte kança sevap olsa, beva ayollarga yordam berish uchun qilgan harakati uchun ham, miskinlarga yordam berish uchun qilgan harakati uchun ham mo'min manda shunchalik ulug' savobni olar ekan. Yoki ba'zi bir odamlar o'ziga farz qilgan ibodatlarni, jumladan namozlarni ado etib bo'lganidan so'ng Allohga yana ham yaqinroq bo'lish uchun, yana ham ko'proq savobga erishish uchun, yana ham o'zining fazlini ortishirish uchun kechalari namoz o'qib chiqadilar. Ana o'shalardan kechasi bilan charchamay namoz o'qib chiqqan odam qanchalik savob olsa, yetim yoki beva ayollar uchun, miskin kishilar uchun harakat qilgan odam ham shunchalik savob olar ekan. Yoki ba'zi bir kishilar nafil ibodatni ko'proq qilish ma'nosida ro'zasi farz bo'lmagan kunlarni ham savob umidida nafil ro'zalarini tutadilar. Albatta ularga juda ko'p ajr savoblar va'da qilingan. Beva ayollarga yordam berish uchun, miskin faqirlarga yordam berish uchun harakat qilib yurgan sa'yi ko'shish qilib yurgan odam ham ana shu kunduzlarini nafil ro'zalarini tutib savobini ko'p olgan odamlarni darajasiga erishar ekan. Ana shu ma'noni biz yaxshi tushunishimiz kerak. Jamiyatimizda yetimlar bormi? Beva ayollar bormi? Miskin faqir shaxslar bormi? Ularni topib qo'ldan kelgan yordamini berişke hareket kılmağımız hemimiz için katta uluğ ve büyük bir sevaplı iş buladı. Allah Ta'ala ana şu işini niyet kılgarlarga ve onu amalga aşırgarlarga bitmez tükenmez acirler bergen bursun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Islomda muhtoj kishilarga yordam qilish, ayniqsa iqtisodiy yordam qilib, ularning qornini to'yg'izishga, ustini but qilishga va sharoit yashash sharoitlarini yaxshilashga yordam berish ishlariga keng ravishda targ'ib qilingan. Va bunday xayrli ishlarni qilgan insonlarga
katta katta darajalar, bitmez tükenmez savaplar va'da qilingan. Ana shu ma'noda ayol zotiga, qiz bolalarga, ayol kishilarga ana shunday ko'maklarni qilish, ularning tirikchilik qiyinchiliklarini yengillashtirish ma'nosida qilinadigan yordamlarga katta ahamiyat beriladi. Xususan qiz bolani kichikligidan tarbiya qilib, o'stirib, ha o qiz o'zining qizi bo'lsin, ha opa-singlisi bo'lsin, yoki boshqa bo'lsin, baribir mana shu nozik bir tarbiyani, mashaqqatli bir ishni sabr bilan amalga oshirib, oxiriga yetkazgan insonlarga juda katta bir ajr savoblar va'da qilingan. Bu haqida Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomdan bir qancha hadis shariflar vorid ham bo'lgan. Imom Muslim Anas ibn Malik radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisi sharifda Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilarki, "Man ala jariyataini hatta tabluga jaa yawmal qiyamati ana wa huwa kahataini wa damma asabi'ahu." Payg'ambarimiz aytadilarki, kim ikki qiz bolani o'z qaramog'iga olsa, ularni balog'atga yetguncha tarbiya qilib, o'z rioyasi ostida o'stirsa, qiyomat kuni o'sha odam men bilan birga mana bundoq bo'ladi deb ikki barmoqlarini bir-biriga yopishtirib turib ko'rsatgan ekanlar. Ana qiz bolalarni kichkinaligidan tarbiya qilib, boqib, kiyintirib, o'qitib, sog'liq taraflaridan e'tiborini qilib, balog'atga yetganda, demak, joyiga uzatib, uyini joylik bo'lishiga qaragan insonga islom dinida juda ham katta jannatda payg'ambar alayhissalotu vassalom bilan birga bo'lish baxtini va'da qilinar ekan. Yana boshqa bir hadisda aytiladiki, bu hadis sharifni Imom Buxoriy bilan Imom Muslim rahmatullohi alayhimolar rivoyat qilishgan, Oysha onamizdan rivoyat qilingan. Aytiladiki, "Dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatani laha tas'al, falam tajid 'indi shay'an ghayra tamratin wahida, fa'ataytuha iyyaha fakhasamatha bayna ibnatayha ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار." وشانا مزايتا دلاركي منو خزورم جه بر ايار كرب كيل وبلان برقه اكتق قزهم بارده. U ayol tilanchilik qilib kelgan edi. Lekin meni huzurimda biror narsa topmadi, faqat bir donagina xurma mevasi bor edi, deydilar. Qarang, payg'ambari oxir zamonning eng mahbuba ayollari Oysha onamizning uylarida yegulik taom yo'q, faqat bir dona xurma mevasi bor ekan. Oysha onamiz aytadilarki, "Haligi xurma donasini Soila ayolga berdim." Keyin u ayol xurma mevasini ikkiga bo'ldi-da, ikkala qiziga bir bo'lakdan berdi. O'ziga yegan hech narsa qolmadi, yemadi. So'ng o'rnidan turib chiqib ketdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam kelganlarida men bo'lib o'tgan xabarni u kishiga yetkazdim, dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilarki, "Kimki mana shu qizlardan bir sinovga uchrasa,
ularga go'zal muomala qilib yaxshilik qilsa, ana o'sha qizlar unga do'zax o'tidan parda bo'ladi, dedilar. Ana qarang, o'zini qizini boqish uchun qiynalgan ayolni misolida mana shunday ulkan bir va'da kelyapti. Kim qiz bolani tarbiyalab, boqib, o'stirib, voyaga yetsa, ana o'sha qizlar unga qiyomatda do'zax o'tidan parda bo'lar ekan. Xo'p, mana shu ma'nolarni siz bilan biz yaxshi tushunmoqligimiz devor ishora muhtoj kishilarga yordam berish paytida qiz bolali oilalarga, qizlari bor bechoralarga va xususan qiz bola yetim bo'lsa ayniqsa katta e'tibor bermoqimiz kerak bo'ladi. Chunki qiz bolalar o'z nomi bilan qiz bola latif bo'ladilar. O'g'il bolalar qayerga borsa o'zini urib, qandaydir bir og'ir holatlarga tushib qolsa ham qutulib chiqib, qornini bir eplab to'yg'izib o'zidan kichiklarga yordam berishga ham urinadi. Lekin qiz bolalarni unaqa joylarga borish ham xavf-xatar, o'zini bo'lgan bo'lmagan narsaga urish ham musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Ana shuning uchun musulmonlar o'zlarini ichidan qiz bola zotini ana shunday muhtoj bo'lishiga yo'l qo'ymaslikka harakat qilmoqliklari kerak bo'ladi. Va buning uchun esa kattadan katta ulkan bir darajalar, manzaralar, oxiratda payg'ambar alayhissalom